Peki abi Rothschild ailesini bir anlatsana bize. Rothschild'leri ben şey yapmama lüzum yok. Bu şeyden çıkan insanlar yani dağılan takım fevkalade tabii şey teşebbüsü şahsi halindeler. İşte bu benim dediğime parayı işletme yollarını biliyorlar çok iyi. Ve birbirlerini destekliyorlar. Enformasyon ağı kuruyorlar yani. Bir de abi bunlar gittikleri için yerde aristokrasinin içine dahil ediliyorlar. Ama para Lord Rothschild mesela herifi gidiyorsun Londra'ya. Ama o Lord olana kadar çoktan paraları da vermiş, vergileri de vermiş ve Sir olur. Evet. Lord olur, o başka bir şey. Paran varsa herkes kulun, varsa pulun herkes kulun. Fransa'da yani baron oldu da. Işte. Evet. Baronluk evet, baron en yakın. Avusturya'da bunlara baronluk evet verildi. Yani Yahudinin baronluk alanı bunlarla bunlar başlar. Hele böyle başka var mı bunlara başka? Joseph zamanında var. Arkadan benim, gelir. Benim hocam var. Asilzade von alan Yahudi. Yani adı düşün bu bir Yahudi. Peter Karl Benedikt von Montecimeone. Çünkü babası o meşhur Montecimeone muharebelerinde büyük yararlılık göstermiş. Asker. Ben Yahudi'nin askerini çok nadir çok gördüm. Nadir asker, hatta rahmetli Peter'in resimleri vardı Avusturya'da gölde. Ve bunlar Hitler'den kaçmışlar. Amerika'ya yerleşmişler. Ondan sonra harp biter bitmez annesi babası Fatih kovuldukları Avusturya'ya geri dönmüşler. Onun yeri. Evet. Herkes var. Benim ahbabım da öyleydi. Kovuldu Avusturya'ya geri dönüyor. Geri dönüyor. Çünkü Peter diyor ki annem babam diyordu Amerika'ya bir türlü alışamadılar diyor. Alışamamak değil. İnsanlar kolay yaşayacağı bir yere dönüyor. Hmm. Vatan diye bir şey var. Evet. Hayır yani benim var, mesela var. O dostum. Dostum dediğim yani bir muhitin içine girdim. O da orada vardı. Yaşlı bir mühendis. Başkaları da vardı. İşte bu ayakkabı fabrikatörünün kızı falan. Bu müthiş bilgili bir adamdı ve bana teknik tarih anlatırdı. Düşün. Ve çok mühendis çünkü. Ve işte Dachau'ya gidişi 10 Kasım ben o günden beri Avusturyalı değilim dedi. Kim bilir nasıl hakaret gördüyse Kristal Gecesi'nin bir sonrası toparlandılar. Sonra beynelmiler komiteler Avusturya Nazileri korrupt oldukları için yani mürtekip oldukları için para yiyorlar. Bak Alman Nazisi o kadar yemez. Doğru. Para yiyip böyle Dachau'yu boşaltıyorlardı bu tip insanları. Bu Şangay'da soluğu aldı. Ve bana anlattığı şey çok enteresan bir vardı. Reichspolizei'de çalışan bir Alman Yahudisi hala diyor gelen mektuplarımızı açıp okuyup rapor ediyordu diyor. Adamda mesleki hastalık bu. Ve harpten sonra biz döndük diyor. Yani dönecek çünkü adam Viyanalı. Yani bırak Avusturyalıyı Viyanalı. Yani o başka balık suda yaşayamaz o yani. Öyle de yaşadı gitti. Mükemmel bir adamdı. Ya çok ilginç bu seni söyledim. Ben Peter o genç yaşında yani 17-18 yaşında Amerika'ya hicret etmek zorunda kalmışlar bunlar. Amerikan ordusuna katılmış. Amerikan ordusuna katıldığı için de harpten sonra GI Bill demişler. Nerede okumak istiyorsan oku. Evet. Bu abicim Etihad'ı seçiyor. Zürih. Oraya gidiyor. Allah Amerikan Allah. Bursuyla Etihad. Amerikan burada İsviçre'ye gidiyor. Alplerde ve Avusturya'da yapıyorduk. The Granatsplit Gruppe. Tower'ın yani ortasında. Demek kurtulamıyor. Dağcı, dağ seviyor. Dağ. Ve bu adam İlber öldüğü seneye kadar dağa çıkardı. 70 küsur. Rahmetli Neslişah Sultan da İsviçre'den daha çok Avusturya'yı severdi. Güzel ülke diye. Allah abi düşmanlar onların. Avusturya onun umuru değil yani. Neslişah. Ama bir dakika Neslişah Sultan'ın hayat tarzına daha yakın Avusturya işi. Tabi Arşidük. Arşidük. Doyla fevkalade yakın dostlar yani. Evet. Şey Habsburglar hanedanıyla Osmanlılar yüzlerce yıllık savaştan sonra o dönemde dost oldular. Gider ayak dost oldular. Ve o kadar ilginç ki Peter gelirdi her sabah benim odama elinde sigarası, akciğer kanserinden öldü zaten. Elinde sigarası,
Guten Morgen Celal derdi. Almanca konuşabilmek için İlber her gün yarım saat gelir oturur sırf laklak etmek için. Bak o Almanca konuşmak için Doktor Şaht, yani İslam hukukunun en büyük otoritelerinden biri, hiç Yahudi değil, hiç komünist değil, tamamen protesto göç etti ve bir daha hayatı boyunca bırak Almanya'ya dönmeyi falan Almanca konuşmadı. Allah Allah. Şey, Bernard Lewis buna Almanca hitap etti, cevap İngilizce. Allah aşkına. Konuşmadı, bitti, o dil bitti, konuşulmadı. Vay be. Öyleleri de var, yani ekstrem. Evet. Almanlık ekstrem bir olaydır her kompartımanıyla.